Manisa Televizyonu'ndan tüm izleyicilerimize bir kez daha merhaba diyoruz. Profesör Doktor Mehmet Çelik'le Tozlu Sayfalar başlıyor. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü efendim. Konumuz Menemen olayı ya da evet, diğer bir adıyla Kubilay olayı diye tarihe kazınan. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu olaydan sonra Menemen'i silin haritadan dediği olay. 1930 yılında bu olay yaşanıyor. Tabii o dönemde tüm şehit olan askerlerimize, başta Kubilay olmak üzere, rahmet diliyoruz. Türk tarihinde evet, maalesef olmasını istemediğimiz çok vahim, çok üzücü bir olay. Evet. Şimdi bizi izleyenlere öncelikle şu açıklamayı yapayım. Biz biliyorsunuz kronolojiyi takip ediyoruz. Tarihte bu hafta ne olmuş onu konuşuyoruz. Bu hafta iki tane çok önemli olay üst üste geldi. Birisi Sarıkamış hadisesi, birisi bu Menemen olayı. İkisi de ülkemizi, milletimizi, devletimizi çok yakından ilgilendiren ve milletin unutamadığı, acısını hala hissettiği iki büyük olay. Sarıkamış hadisesi, biz geçen hafta Manisa'da Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çok muhteşem bir anıtı ve Manisa'nın en güzel parklarından birisinin de adını Sayın Belediye Başkanı Cengiz Ergün Bey'in teklifiyle belediye meclisinde kabul ettiği ve o parka Sarıkamış isminin verilmesi sonucu bir park açılışı vardı. Sarıkamış'ı bu millete, bu devlete, bu kamuoyuna mal eden Bingür Sönmez hocamız da misafirimizdi, onur misafirimizdi. Bu haftada onu konuşalım derken, fakat bir de bir Menemen olayı vardı. Bu Menemen olayı da birinci derecede Manisa ve Menemen'i ilgilendirdiği için dedik ki nasıl olsa Sarıkamış evet bugün başladı ama 5 Ocağı kadar devam ediyor. Sarıkamış'ı Cihat Bey'le yaptığımız müşavere sonucu haftaya bırakalım dedik. Bu hafta Manisa, İzmir, Menemen, Ege bölgesini çok yakından ilgilendiren Menemen hadisesini konu edelim dedik. Evet, bu açıklamadan sonra evet, Sarıkamış şehitleri anıtının Allah rahmet eylesin. Haftaya onu yapacağız. Çok güzel oldu hakikaten. Evet. Ve buradan Manisalılara şunu da şey diyeyim. Bugünden tezi yok. Bütün okullar, özellikle orta dereceli okullar, o anıtı mutlaka çocuklarımızı birer saatlerini ayırarak gezdirsinler ve sadece anıtın fiziki yapısını anlatmasınlar. Bir de kısaca bir Sarıkamış'ı orada anlatsınlar. Ve Sarıkamış nire, Manisa nire diye bir laf vardır ya, mahalli tabirle söylüyorum. Orada Sarıkamış'ta şehit olan Manisalı Mehmetlerin de, hepsi olmasa da 150-160 tane Mehmet'in de ismini orada göreceklerdir. O anıtta çok güzel bir anıt yapılmış. Bir de yapılmış. Zaten hemen Çanakkale Şehitler Müzesi var. Geliyor hocam. Milli Mücadele Kurtuluş evet, Savaşı şeyi var. Adeta evet, orası böyle bir müzeler evet, ve anıtlar caddesi ya da caddesi oldu. Evet. Ha, çok güzel bir şey hatırlattın. Patenti sana ait de senin adına ben söyleyelim. O caddenin adı Müzeler Caddesi olmalı. Valla o da meclis kararıyla olacak. Müzeler Caddesi olmalı. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi izliyordur. O gün orada da söyledi evet, hocam programlarınızı hep izliyorum dedi. O nedenle bak bundan da güzel bir şey olmaz. Tarihe geçen Müzeler Caddesi denildiği zaman
Evet. Orayı artık yerli, yabancı herkes hemen bulur. Evet. Ve o isim de oraya yakışıyor gerçekten. Müzeler orada var. Evet. Şeyler orada var. Çanakkale Şehitliliğine zaten müzeye okullar geliyor. Tabii. Hemen zaten karşısında Milli Sarıkamış. Milli Mücadele'nin şeyi var. Bu tarafında var. Sarıkamış, evet. Şeyi var. Evet. Dolayısıyla her ikisini de görmüş oluyorlar. Evet. Yani. Müzeler Caddesi. Bak o caddenin ismi de güzel oldu. Bunu tarihe geçireceğim. Patenti senin. Yok, ben patent istemiyorum. Hayır, sen söyledin. Ben söyledim, ifade yani. Ettim. Kameranın, evet, karşısında. Evet, şimdi Menemen. 23 Aralık'ta bu hadise meydana geldi. Ve burada Mustafa Fehmi isminde o ilk cumhuriyetin milli duygularıyla yetişmiş bir öğretmen, askerde asteğmen rütbesinde, o Türkçülük damarı oldukça güçlü olduğu için, bir de Kubilay adını da kendisine takmış. O bizim bugünkü telaffuzumuzla Kubilay. Ve onu kimse Mustafa Fehmi olarak zaten çoğu kimse bilmez. Evet, bilmez. Kubilay. Kubilay diye şey eder. Asteğmen, esas mesleği öğretmen olan Kubilay, Allah mekanını cennet eylesin, çok hazin bir ölüm şeyiyle, adeta IŞİD'in kafa keser gibi yaptığı bir cinayet şeyiyle şehit oldu. Bu millet de onu unutmadı. O günden bugüne, 1930'dan bugüne bakın, 90 sene olmuş. Her sene anılır 23 Aralık'ta. Tabii siyaset de bir şeye bulaştığında herkes kendi rengine göre hadiseyi şey eder. Biz biraz da insanımızın, gelecek nesillerimizin bunları doğru algılamaları için senelerdir televizyonlarda ben bunu anlatırım. Anlattığım şeyler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zabıtlarına geçmiş mahkeme şeyleri. Oradan. Mahkeme kayıtları. Ahmet'in, Mehmet'in yazdığına, şuyuna, buyuna itibar etmiyorum. Bizatihi görgü şahitleri değillerse, adam hadiseden 70 sene sonra onun bunun yazdığından tutmuş, ideolojik gözlüklerini takmış, ona göre bakıyor. Kimisi bilmem böyle diyor, öbürü 180 derece böyle diyor. Bunların önüne geçmek için de mahkeme zabıtlarını bizatihi esas aldım. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zabıta şeylerine de geçti meclise. Oradan size bugün bunu anlatacağım. Öncelikle bu işin zemininden bahsedelim. Yani durduk yere olmadı bu iş. Nasıl oldu? Geçen programlarımızda şunu söylemiştik. Türkiye Cumhuriyeti bir imparatorluğun dağılışından sonra o tarihe tevdi edildi ve Anadolu'da bir milli mücadeleden sonra yeni bir devlet kurduk. Lozan'da da bunu tescil ettirdik. Türkiye Cumhuriyeti. Bu Türkiye Cumhuriyeti sistem olarak parlamenter sisteme yönelik, padişahlık yok. Efendime söyleyeyim, hilafet yok, saltanat yok, parlamento var vesaire. Tabii Avrupa'nın da gözleri bizim üzerimizde. Bir müddet sonra da yeni yeni parlamenter sisteme geçiyor. Bir tek parti var. Ve Avrupa bizdeki şeye bakarken bunun demokrasi olamayacağını söylüyordu. Gazetelerinde o günün anlayışı, o günün Almanya'sını düşünün, Hitler'e bakın. O günün Mussolini'sini düşünün, İtalya'ya bakın. O günün Sovyetlerini düşünün, Lenin'e bakın. Otoriter yönetimler var bütün Batı dünyasında da. Moda o. Moda o.
Ha bunların hepsi de cumhuriyet yani padişahlık değiller. Ne Sovyetlerinki padişahçarlık, ne Almanlarınki imparatorluk, ne İtalyanlarınki imparatorluk. Bunlar da parlamenter sistem ama sıkı, baskıcı, diktatörce bir yönetim. Türkiye'deki yapıda işin doğrusu şekil olarak bunlara benziyordu. Bu yüzden tek parti seçim falan yok. Evet parlamento şey ediliyor ama Ankara'dan milletvekilleri tespit ediliyor. Adları şehirlerde 3-5 oy da kullanılsa fark etmiyor. Onlar geliyor. Yani atamayla milletvekili geliyor. Türkiye'de 1946'ya kadar seçimler böyle yapılmıştır. Şimdi Batı bunu tenkit etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti lafını kullanmaktan ziyade Batı medyasında Kemal'in ülkesi deniyordu. Kemal'den de bahsederken yani Gazi Paşa'dan, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsederken bazen Kemal adını kullanır diyor da bazen de diktatör sıfatıyla şey diyor. Diktatör bunu yaptı, diktatör bunu yaptı. Bu haliyle genç cumhuriyeti oturtmaya çalışan çeşitli devrimlerle ülkeyi dönüştürmeyi amaçlayan Gazi Paşa'nın canını sıkıyordu bu. Bu yüzden biraz şey olsun diye bir ikinci parti denemesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu. Kazım Karabekir ile Ali Fuat Cebesoy gibi, Adnan Adıvar gibi, Refet Bele gibi Milli Mücadele'nin A kadrosundan o partide 1924'te kapatılınca iyice bu diktatörlük sıfatı geldi, yapıştı. Bu Gazi Paşa'yı rahatsız ediyordu. Ve o sırada yakın arkadaşı ve dostu Fethi Bey, biz Avrupa derken o zamanlar böyle İngiltere falan, İtalya, Almanya çok önemli değildi. Abdülhamit döneminde biraz Almanya'yı öne çıkarmıştık ama ta Kanuni'den beri Fransa Avrupa demekti bizim için. Frank dediğimiz zaman bütün Avrupa'yı kastediyorduk. Sadece Fransa'yı kastetmiyorduk. O yüzden en güvendiği adamı Fethi Bey'i başbakanlık yaptı, bakanlık yaptı bu zat. Tuttu büyükelçi yaptı Paris'e. Ve durmadan Fethi Bey'den raporlar istiyordu. Bu gelen raporlar Gazi Paşa'yı tatmin etmedi. En sonunda Gazi Paşa dedi ki, ya Fethi bir gel dedi ya. Bir gel dedi. Artık bu raporlar falan şey etmiyor. Fethi Bey yaz mevsimiydi. Gazi Paşa da o zaman Yalova Termal'de yani vücut hastalıkları yavaş yavaş kendisini böyle çağrıştırıyordu. Doktorlar termal falan şey diyorlardı. Önemlişler. Sıcak su banyoları şunlar bunlar. Atatürk oradaydı. Fethi'yi oraya çağırdı. Fethi geldi orada Necmettin Molla diye bir zaten bir köşkü vardı. O köşkte misafir etti Fethi Bey'i. Fethi Bey Avrupa'daki durumu anlattı uzun uzun Gazi Paşa'ya. Fethi dedi bu iş olmuyor dedi. Bu iş olmuyor. Biz bir deneme yaptık. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Fakat fayda getireceğine zarar getirdi. Mecliste kavgalar başladı. Şunlar oldu, bunlar oldu. Ondan sonra fakat böyle tek parti de olmuyor. Ben istiyorum ki bir ikinci parti olsun. Ama bu ikinci parti iktidarla kavga etmesin. İktidarla beraber çalışsın. Eksikliklerini ona göstersin. Yanlışlıklarını ona göstersin. İyi şeylerinde destek versin. Nihayet bak bu ülkede yol yok, okul yok, fabrika yok, ekonomi çok bozuk bir de o 1929 şeyi olduğunda dünyayı sarsan bir ekonomik kriz. 29 krizi Atatürk bir Anadolu gezisine çıktı. Trenle gidiyor. Geldi çıldırdı. Her yerde vatandaşlar açız, açız, açız. Vergi, vergi, vergi diye illallah ediyorlardı.
İsmet Paşa ile bunu konuştu başbakandı. İsmet Paşa abartıyor halk dedi. İşte bilmem ne dedi falan. Vergiler çok değil, şu değil. Vatandaş yani o kriz bütün dünyayı sarsmıştı. Amerika'yı yok etti, Fransa'yı yok etti, Almanya'yı yok etti. O krizin sonrası yani Türkiye'de o hale gelmişti. Atatürk adeta o Anadolu gezisinden hasta olarak döndü. O kadar etki etmişti. Dayanamadım dedi o insanların bu şeylerinden. Bunlar da herhalde bazı şeyleri yanlış yapıyorlar, şey ediyorlar falan. E sen de ya önemli bir dava arkadaşımızsın. İsmet Paşa'yla bu şekilde yardımcı. Ondan sonra İsmet Paşa'yı çağırdı Yalova'ya. Böyle böyle dedi. İsmet Paşa da makul gördü. İşte hemen bir miktar milletvekili şeye geçsin dedi. Partinin adını da Atatürk koydu. Serbest Fırka dedi. Başında kim var parti? Fethi Bey. Fethi Bey. Fethi Okyar. Şehit o olacak dedi. Fethi Bey'e dedi kaç milletvekili istiyorsun? 140 milletvekili dedi. Yani yarı yarıya neredeyse. Ondan sonra İsmet Paşa olmaz dedi. 50 dedi olsun dedi. Neyse sonra Atatürk aranızı bulayım 70 olsun dedi. Ama sonra onu da vermedi. 70'te ondan sonra onu da vermedi. Çok az. İsmetini vermedi o. Milletvekili şey etti. Ve Ağustos ayında oluyor bu. 9 Ağustos'ta gazeteciler de iki tane gazeteciyi de çağırmıştı. Cumhuriyetle şeyi, ulusu, hakimiyeti milliye o zaman. Onlar bunu haber yaptılar hemen. Artık yani ok da yaydan çıkmış durumdaydı. Fethi Bey tamam dedi. Gitti kuruluş dilekçesini yazdı. Gerekli yerlere gönderdi. Atatürk'e bir mektup yazdı orada. Efendim dedi, siz milli mücadelenin liderisiniz. Bu devleti siz kurdunuz. Şu anda cumhurbaşkanısınız ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası'nın da başkanı sizsiniz. Benim ayrı bir partinin başına geçmem, yaptığım her muhalefeti size yapıyormuşum gibi algılanacak. Bir müddet sonra birileri beni vatan haini olarak damgalayacaklar, şey edecekler. Tarafsız kalacağınızı söylemiştiniz ama vallahi bu beni divan-ı harbe de götürür. Yazılı teminat istiyorum dedi. Mustafa Kemal bu şeye, bu isteğe yazılı olarak cevap verdi. Ve bunu fiilen de belli etmek için tuttu kendisine en yakın olan Nuri Conker. Çocukluk arkadaşı Mustafa Kemal'in. Ağaoğlu Ahmet meşhur. Tahsin Uzer. Al lan bir de kız kardeşim Makbule dedi. Var mı bak benim en yakın adamlarım, herkes bilir bana. Bunlar İsmet Paşa kadar bana yakındırlar. Yani bu gösteriyor ki benim bu işe partiler üstü olduğumu falan şey ettiğimi. İki tane de gazete dedi sana. Üç gazete dedi şey etsin. Bir tanesi Arif Oruç'un çıkardığı Yarın gazetesi. Bir de Zekeriya Sertel'in genel müdürlüğünü yaptı. Son Posta gazetesi. Kurucu olarak da 14 milletvekili hemen verildi. Ve bu partiyi kurdu. Şimdi İsmet Paşa 70'e razı olmuştu ama işi daha da şey etti. Gazi'nin başında bu gelen parti rakip olmayacak, destek olacak. O, ya da denetleyici olacak. Denetleyici de olacak tabii, yanlışlarını gösterecek, doğrularına destek verecek. Fakat Fethi Bey biraz da ülkenin o ekonomik durumunu biliyor, millet illallah ediyor, ekmeğinden vergi alıyor, ekmek bulamıyor. O 29 şeyi bu kadar kötü bir şey. Fethi Bey biraz da İsmet Paşa ile birbirlerini sevmezlerdi. Böyle bir duygusallık da vardı. Ya mecliste kavgalar başladı.
Ağır ithamlar yapıyor ondan sonra. Onlar da cevap veriyorlar. Neredeyse birbirlerine. Gazi'den çekinmeseler yumruk yumruğa girecekler. Belki silahlar da konuşacak. İsmet Paşa dedi ki, ulan bu o yanı bu yanı gidiyor bir de. Hemen bir erken seçim şeyi yapalım. Belediye seçimlerini hemen geliyordu önüne. Tuttu belediye seçimlerini. Şey yok. Bunlar hazırlık yaparken teşkilatlar da kurulmamış. Evet. Ondan sonra İzmir İl Teşkilatı'nın binası kuruldu, bina tutuldu. O binanın açılışına Fethi Bey geldi. İsmet Paşa ondan önce İzmir'de miting yaptı. O güne kadar miting kimse yapmıyordu. Yani seçim yok, tek parti yani. Herkes oraya oy vermek zorunda. Kaç oy da alırsa alsın, ister 5 oy kullansın İzmir, ister 500 bin oy kullansın. Bir şey fark etmiyordu. Tek olduğu için. Tek olduğu için. Ondan sonra İsmet Paşa geldi orada, ilk defa bir mitingini yaptı. Onun arkasından Fethi İl Başkanlığı binasını açmak için geldi İzmir'e. İzmir öyle bir kalabalık o güne kadar görülmemişti. Komşu illerden, ilçelerden, köylerden öyle bir kalabalık, bugün bile İzmir'de öyle bir miting yapılmıyordu. O sahildeki şeylerden deniz görünmüyordu. Kayıklar diyorlardı işte. Ahmet Ağaoğlu onu çok geniş şekilde de yazar. Ondan sonra oraya geldiler. O kalabalık, tabii elektriklenme başladı hemen. CHP'nin tabanıyla bu yeni gelenler bizi kurtar Fethi, bizi kurtar Fethi diye bunlardan bağırtır şey, birbirlerine karşı sloganlar atmaya, ondan sonra kalabalık şey oldu. CHP binasına yürüdüler, vatandaşlar camlarını mamlarını kırdılar, oradan da jandarma şey etti, müdahale etti ve bir çocuk 14 yaşında bir çocuk maalesef orada hayatını kaybetti. Babası bu çocuğu kucağına aldı. Parti binasının önüne geldi. Ahmet Ağaoğlu'nun hatıralarını okusunlar. O da partinin kurucularından. Getirip orada 14 yaşında talebe bu oğlunu tuttu. Al kurban, istiyorsan al sana kurban dedi. Bizi kurtarın bunlardan. Tabii bu tahrikler İsmet Paşa'yı, CHP'yi şey ettiler. Ondan sonra bu bir öğrenci, adı Necati Kemal, henüz soyad şeyi falan yok. Baba adıyla anılıyor. 14 yaşında Yunus Nadi hemen Cumhuriyet'te Gazi Paşa'yı tahrik eden bir yazı yazdı zannediyorum. İsmet Paşa'nın şeyiyle bu yazıları yazdı. Sen ne yapıyorsun? Sen partinin başkanısın, sen kurucusun. Partinin camları kırılıyor, şöyle ediliyor, böyle ediliyor. Efendim jandarma şu bu yeterli şeyi yapmamış, savcılık yeterli şeyi yapmamış diye de Adalet Bakanı Esat Bozkurt, Mahmut Esat Bozkurt. O da istifa etti mi görevden? Ortalık karıştı. Gazi Paşa ister istemez ondan sonra tuttu devreye girdi. Ve bir demeç verdi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Ben şeyim, hiçbir şeye müsaade etmem, şudur budur. Ortalık yatıştı. Fethi de ayağını denk almaya başladı. Aman. Çünkü Gazi Paşa tarafsız olacaktı ama şimdi geçti partisinin başına. Gazi Paşa ile karşı karşıya. İsmet Paşa da perde arkasında duruyor. Hiç kendini kötü etmiyor. Bak Adalet Bakanı'nı kullanıyor ondan sonra. Gazeteyi kullanıyor, şey ediyor. Şey yap. Hemen seçim denildi. Ve bir erken hemen seçime gidildi. 31 yerde da teşkilatlarını şey etmemiş, tamamlamamış yani. Birkaç teşkilat yok, evet. İlde, şurada, burada 31 belediyeyi serbest fırka aldı, 506 belediyeyi Cumhuriyet Halk Fırkası aldı. Tabii Fethi isyanlar ediyor.
hile karıştırıldı, devlet baskı yaptı, şu etti, bu yetti. Gazi Paşa Hasan Rıza Soyak'ı çağırıyor. Gazi Paşa'nın özel kalem müdürlüğünü yaptı, en yakını. Sonra bu adamı İsmet Paşa da çok iyi değerlendirdi. Partinin genel sekreteri Gazi Paşa çağırdı. Dedi ki, ne oldu bu seçimi, kim kazandı? Biz kazandık dedi. Hile yapıldı dedi, şöyle yapıldı, böyle yapıldı, bilmem ne. Atatürk'ün o konuda tavrı çok netti. Çocuk dedi, siz kazanmadınız. İdare kazandı. Hükümet, valilik, askeriye, emniyet, bunlar kazandılar dedi. Ondan sonra Fethiye'de bir zılgıt, derhal git partiyi kapat dediler. Sonra İsmet Paşa dedi, ya gönderdin gider şimdi dilekçeye ne yazar, bir çağıralım şunu dedi de burada yazdıralım. Çağırdılar orada, kendi şeyimle dedi, ben bu şeyi yapamayacağım, partiyi kendi irademle kapatıyorum. Yani 31 Kasım 1930, ne zaman kurulmuştu? 12 Ağustos. 3 ay. 3 ayda bu parti kapatıldı. Bunu niye anlattın hocam? Ben niye anlattığınızı biliyorum. Sen biliyorsun. Ben tabii bunu size söylerken, ben izleyicilere söylüyorum. Çünkü en heyecanlı olaylar İzmir'de yaşandı. Fethi'nin oraya gidişiyle 100 binin üzerinde insan o günün şartlarında toplanmış. Bir, iki, Menemen'de belediye başkanlığını İzmir aldı. Fethi aldı. Serbest fırka aldı. Ege gidiyordu. Ve dikkat edin, İzmir'in bir sıfatı var. Demokrat İzmir. Bir tek şehir bu sıfatla anılıyor. Onun sebebi de İzmir, CHP'ye karşı Demokrat Parti'yi hep destekledi. Sonra Adalet Partisi'ni destekledi. Sonra Anavatan Partisi'ni destekledi. Yani hep sağın kalesi oldu. Ege bölgesi kısaca. Manisa'da öyle oldu. Aydın'da, Denizli'de, Balıkesir'de, Çorum'da. Uşak'ta, bunlar Demokrat Parti geleneğinden geliyordu, şey diyordu. 2002'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu İzmir'de %29'du. İzmir'in CHP ağırlıklı oy kullanmaya başlaması Tayyip Erdoğan'la oldu. O da ilk seçiminden değil, ikinci seçiminden sonra oldu. Yani İzmir'in böyle bir özelliği vardı. Ve Menemen bu dönemde Serbest Fırka tarafından Fethiye oy vermişlerdi ve şey edilmişti. Şimdi bunu niye anlattım? Yöneticileri en fazla canını sıkan Ege bölgesi olmuştu. Serbest Fırka buralardan oy aldı. Halk buralarda CHP'ye tepki şey etti. Ondan sonra ne zaman kapandı Serbest Fırka? 31 Kasım dedik. 1930'da ama değil mi bu? Evet. Ha, 1930. 1930. Hı. Yani 3 ay zaten. Hı. 92 gün falan bu parti ayakta kaldı. Menemen hadisesi ne zaman oldu? 23 gün sonra. Yani bir ay sonra bile olmadı, bir şey yapılmadı. Ha, şimdi o dönemin CHP yöneticilerine ve o dönemin gazetelerine baktığınız zaman bunun adeta Menemen'den, CHP tarafından intikam için bu olayın organize edildiği şeklinde karşı taraf, yani sağ kesim bunu böyle iddia ediyor.
Sosyal demokrat kesim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, o günün tabanına yazılanlar, medya, şu bu. Onlar da diyorlar ki, irticai kalkışmaydı. Bu şeyi, bu serbest fırkadan şey aldılar, o fırkanın içerisine doldular. Ve cumhuriyeti yıkmak, hilafeti yıkmak, şey etmek için bu bir kalkışmaydı. Yani, her iki tarafta birbirini suçladı. Birbirini suçluyor. İki tarafta birbirini suçluyor. İki tarafın bugüne kadar yazıp çizdiklerini alırsanız kendilerine göre, bir tarafı sarı gözlük takmış, her şeyi sarı görüyor. Bir tarafı kırmızı gözlük görmüş ama Galatasaray olmuyorlar. O da kendi tarafından bakıyor. Birbirlerini suçluyorlar. Yani şeyin söylediği, sağ kesimin söylediği şey, bu CHP'nin bir provokasyonuydu diyorlar. İddia ediyorlar. İddia ediyorlar. İddiaları bu. CHP tabanı ve taraftarları da diyorlar ki bu irticai bir kalkışmaydı. Hadise buydu. Bugüne kadar bu Menemen hadisesi ciddi manada objektif, belgelere de dayanarak izahatı yapılmadı. Yani siyaseten bu bir sopa haline getirildi ve vatandaş bununla dövüldü. 1930'dan bu yanı 70-90 sene olmuş tam bak. 90 sene. Hı hı. Son birkaç seneye kadar biliyorsunuz törenlerle kutlama yapılırdı. Daha doğrusu anma. Anma yapılırdı, hı hı. Pardon. Anma yapılırdı. Ve genelkurmayda katledilen kişi askeri üniformayla sivil de olsa bir asteğmendi. Genelkurmay da açıklama yapardı. Gerek genelkurmayın yaptığı açıklama, gerekse hükümetlerin yaptığı açıklama, gerek o törenlerde yapılan konuşmalarda sağ kitleye sopa gösterilirdi. Yani bu netti. Bu anlatılırdı. İrticaın her zaman başını ezeceğiz. Türk ordusu ayaktadır, öbürü şöyledir, öbürü böyledir vesairedir. Yani bu hadise iç politikaya alet edildi kardeşim. Hem sağ tarafından, onlar da devletin provokasyonu şuyu buyu diye, efendime söyleyeyim, dindar adamları o bahaneyle topladılar, ettiler. Bir tane uyuşturucu madde kullanan sarhoş bir tane adamı buldular, provoka ettiler diye sağ bunları söylüyordu. Sol kesimde hayır, bu irticai kalkışmaydı, Nakşibend tarikatı vardı, bunun içerisinde şu vardı, bu vardı gibi şeylerle iç politikada vatandaşı ikiye böldüler. Bakın, iki taraf da yanlış yaptı. 90 senedir alet etmedikleri hiçbir şey kalmadı. Allah'ı ettiler, dini ettiler, peygamberi ettiler, Atatürk'ü ettiler, cumhuriyeti ettiler, devrimleri ettiler. Olan olayları ne olduysa iki taraf da yaptı. Yahu gözünü sevdi. Yapmayın. Bunu ne yapıyorsunuz? Ülkeyi ikiye bölüyorsunuz. Vatandaşı ikiye bölüyorsunuz. Benim komşum başka bir siyasi partiye oy veriyor. Ben başka bir siyasi partiye oy veriyorum. Sabah kalktığımızda merhabalaşıyoruz. Halk hatır soruyoruz. Bir ihtiyacı olduğunda bana geliyor. Benim olduğunda. Ama şimdi siz böyle yaptığınız zaman o bana selam vermiyor. Ben ona selam vermiyorum. Ben derken ülkenin tamamı, 80 milyonu kastediyorum. Böldünüz. Bir zamanlar 1980 öncesi bu ülkenin kahveleri bölünmüştü. Tabii. Sağcı bir kimse, solcu bir kimsenin kahvesine gitmiyordu. Önünden geçmiyordu. Kurtarılmış mahalleler ortaya çıktı. Kurtarılmış semtler ortaya çıktı. Bunu siyasetçiler yaptı. Hiç kimse başka bir şey etmesin. Bizdeki siyasetçi gereğim diyor. Gererek netice alırım diyor. Gererek netice alırım. Bunu sağda yapıyor, bunu solda yapıyor, bunu küçük partide yapıyor, bunu büyük partide yapıyor. İlk önce bir sorun çıkarıyor, sonra o sorunu çözmüş gibi görünüp millet... Allah'tan korkun.
Bunun vebalini öbür tarafta veremeyeceksiniz. Bu memleketin başına bu vatandaşın birbiriyle kavga etmesinin tek sebebi siyasetçilerdir. Ortaya bir şey atıyorlar, ondan sonra geriyorlar kendi taraftarlarını. Birbirlerini vatan ihanetiyle şey ediyorlar. Yazıktır, yazıktır. Yazıktır. 200 senedir Osmanlı'nın son yüzyılıyla Cumhuriyet'in bu yüzyılında siz 3 tane oy alacaksınız diye bu milleti birbirine düşürüyorsunuz. Hadise bu. Burada Ahmet'i suçlayıp Mehmet'i savunmuyorum. A'yı suçlayıp B'yi savunmuyorum. Bütün siyasi partiler bunu yapıyorlar. En küçük günden en büyük günden. Yapmayın Allah aşkına. Evet, şimdi Menemen olayına girelim. Şimdi girelim Menemen olayına geliyoruz. Şimdi 20 gün geçmiş. 23 gün. 23 gün yani işte. 23 gün geçmiş. Bir baktık. Manisa'ya 4-5 kişi geldi. Ciritli Mehmet. Mehdi Mehmet. Karaköy var ya, orada iki tane kahve var. O Kırmızı Köprü'nün oradaki kahveye geliyor. Yanında bir Mehmet daha var. Lakabı Şam'dan Mehmet. Yanında bir Mehmet daha var. Lakabı Sütçü Mehmet. Yanında bir Mehmet daha var. Mehmet Emin. Onun lakabı yok. Hepsi Mehmet mi bunun? Hepsi Mehmet. Yani 4 tane Mehmet geliyorlar. Bu Giritli Mehmet, o dönemde de burada Giritli epey aile de var. Bizim insanımız. Girit elimizden çıkın da geldiler buraya. Ondan sonra bu Mehmet kahvede başladı. 1930 devrimleri yapılıyor. Hilafet kaldırılmış. Tekke ve zaviyeler kapanmış. Bilmem ne etmiş. Mehmet burada bir konuşma yapıyor. Ben Mehdi'yim diyor. Allah beni bunun için gönderdi diyor. Gezeceğim bütün Anadolu'yu diyor. Bunu anlatacağım. Şu anda Halife Hazretleri Abdülmecid Efendi'nin, o da gönderilmiş yurt dışına, 70 bin kişiden oluşan şeriat ordusu sınırda bizden işaret bekliyor. Biz burada hadiseyi başlattığımız anda o 70 bin kişilik ordu girecek ve ondan sonra Ankara'da o Çankaya Köşkü'nü Kemal'in kafasına geçirecek. Ondan sonra hepsini tutuklayacak, öldürecek ve şeriatı tekrar ilan edecek, hilafeti tekrar şey edecek. Başlıyor anlatmaya. İşte tekkeler kapatıldı, tarikat şeyhleri şöyle yapıldı, medreseler kapatıldı, bilmem, gavur kanunları getirildi, bu memleket gavurlaştı, camileri ahır haline getirdiler, onu böyle yaptılar, bunu böyle yaptılar. Oradaki konuşmadan sonra kalkıyorlar, Manisa'da bir tur atıyorlar. Bir gün Manisa'da kalıyorlar. Tatlıcı Hüseyin bunu misafir ediyor evinde de. Ondan sonra hani o Mehdilik anlayışı ve düşüncesi bizim insanlarımızda büyük çoğunlukla var zaten böyle bir şey. Buna da bakıyorlar, sakal yerinde, sarık yerinde, ağzı laf yapıyor, konuşma bilmem ne falan. Neyse, ondan sonra hazırlığınızı yapın diyorlar. Kalkıp oradan yürüyorlar. Diyorlar ki, Bozalan'a doğru gidelim. Manisa'da en fazla şey ama bu söyledikleriniz dışarıdan geliyor değil mi? Dışarıdan geliyor bunlar. Dışarıdan geliyor. Burada Manisa'da Şeyh Hafız Hasan, Şeyh Hacı Hakkı ve Hacı Hilmi, bunlar şey diyorlar.
Yani yakın ilgi kuruyorlar bunlardan, yakın şey ediyorlar. Sonradan buradan çıkıyorlar, diyorlar ki biz şeye gideceğiz. İşte Bozalan'a doğru gideceğiz. Kalkıyorlar buradan Bozalan'a gidiyorlar. Bozalan'da orada bir gece kalıyorlar. Oradan Sümbüller'e geçiyorlar. Sonra tekrar Bozalan'a geliyorlar. Orada bunları bir evde muhtar misafir etmek istiyor. Bu şey diyor ki Mehdi Mehmet Şam diyor siz gece yatarsınız. Biz sabaha kadar zikirler ediyoruz. Bu Kemalist düzeni yıkmak, bu gavur düzenini yıkmak için Cenab-ı Hakk'a işte şey ediyorsunuz. Onun için sizi rahatsız etmeyelim. Bize şöyle biraz köyün dışında bir kulübe gibi bir şey yapsanız biz orada kalalım. Hemen köylü el ele veriyor ağaçtan maaştan. Tek gözde olsa bunlara bir kulübeden büyük bir yeri yapıyor. Bunlara o zaman iki tane Hasan da katılıyor. Birisi Emirhanoğlu Nasar Hasan, birisi de Nalıncı Hasan diye. Ondan sonra geçiyorlar buraya. Sabaha kadar hakikaten zikir sesleri geliyor. Köylü de diyor Allah'ın ne şey adımları falan. Bunlar Esrar Partisi düzenliyorlar. Hepsi Esrar Keş. Ondan sonra bunlara gelirken yemek saatlerini şu saatte getirin diyorlar yemeği. Köylü bunlara yemek şey ediyor. Bir hafta kalıyorlar burada. Zikir ediyorlar. Yedinci günde muhtar fark ediyor bunu. Lan geliyor, esrar kokusu geliyor burada. Bir dakika diyor. Burada eğer hemen bir saat içerisinde burayı terk etmezseniz jandarmaya haber vereceğim. Esrar partileri yapıyordunuz. Bu ne tarikattır, şudur budur. Şam'dan Mehmet Muhtar'a diyor ki sakin ol. Bak gider şey eder ki sen. Sen de suçlu olursun. Siz bir haftadır bizi burada şey ediyorsunuz, yedirip içiriyorsunuz. Hizmetimizi görüyorsunuz. Yataklık yaptınız bize. Kimse zarar görmesin. Biz bu akşam burayı terk edeceğiz. Siz de hiçbir şey olmamış gibi. Sesinizi çıkarmayın. Sesinizi çıkarmayın. O akşam yola düşüyorlar. Ondan sonra Menemen'e doğru yürüyorlar. Geliyorlar şimdi Menemen'e. Sabah namazı vakti. Giritli Mehmet en önde. Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet, Mehmet Emin. Bir de oradan üç kişi katıldı. Nalıncı Hasan'dan Küçük Hasan, bir de Ramazan isminde birisi. Sabah namazı için doğru Müftü Camii diye bilinen bir camisi var şeyin, eski bir cami. Oraya gidiyorlar. Ondan sonra sabah namazını orada namazlar işte onlar da kılıyorlar. Selam verildiği zaman hemen Mehdi Mehmet ayağa kalkıyor. Size bir haber diyor, getirdim. Halife Hazretleri'nin ordusu şu anda sınırda bizden işaret bekliyor. 70 bin kişi, silahlı kişi içeri girecek. Gelip işte Ankara'yı şey edecek, şöyle yapacak, böyle yapacak. Ondan sonra şimdi buradan çıkıyoruz camiden, belediye meydanında. Hepimiz oraya toplanıyoruz. Mehdi olarak ben size olaylar hakkında bilgi vereceğim. Çıkıyorlar. Cemaat bunların tiplerine bakıyor. Ya sakallı, sarıklı, o günün kıyafeti onlarda da var. Yanlarında herhangi böyle şey edici bir durum da yok. Biraz da meraktan dolayı gidiyorlar. Biraz da o verdikleri korku, ulan halife ordusu geliyor, 70 bin kişi sınırda bekliyorlar falan işte, bunlardan beraber gelelim oraya.
Cemaat de bunların peşine takılıyor bir miktar. Kalkıp geliyorlar belediye meydanına. Belediye meydanının karşısında hükümet konağı var. Karakol var. Ondan sonra bir de bir cami var orada. Şehrin meydanı. Tabii bu Mehdi Mehmet orada, Esrarkeş Mehmet konuşma yapıyor. Bağıra bağıra, şey ede ede. Merak edenler daha da şey diyorlar. Dini hissiyatla ilgili cümleler söylediğinde o diğer Mehmetler alkış çalın, alkışlayın. Millet alkışlıyor millete bunu. Millete gaz veriyorlar. Bir noktada karşı taraftan jandarma bölük komutanı Fahri bunu görüyor. Bu yazıcısı Ali isminde biri var. Ya Ali diyor, hele git bak diyor. Bu ne bunlar, neye toplanmışlar? Ne oluyor? Ne oluyor bu şeyden? Ali gidiyor oraya. Nedir diyor bu falan. Esrarkeş Mehmet diyor ki, konuşma lan der ya, ben Mehdi'yim diyor. Yakında şeriatı ilan ediyoruz diyor. Sen kimsin? Sen git komutanın gelsin diyor. Ali dönüyor. Gidiyor, Fahri Bey'e bunu anlatıyor. Yüzbaşı Fahri Bey. Diyor ki böyle böyle dedi. Bu sefer Fahri Bey 4 tane asker yanına alıyor, jandarma. Gidiyorlar oraya. Bu Esrarkeş Mehmet'e diyor ki, nedir beyefendi şey, ben Mehdi'yim diyor. Halifenin ordusu da sınırda bekliyor. Ondan sonra şeriatı ilan edeceğiz. Bu düzeni yıkacağız. Getirdiği 4 asker, yüzbaşı Fehmi'nin, bölük komutanı, jandarma bölük komutanı. Bu Esrarkeş Mehmet'in 6 kişilik çetesinde de 2 tane silah var. Bir tane tüfekleri var kırma, bir tane de bağ bıçağı var. Yani silahları da yok. O 4 tane jandarma bunları derdest edebilirlerdi. 2 dakika sürmez. 2 dakika sürmezdi. İşte sağ kesim buradan diyor bu provokasyon diyor. Bu Fahri sesini çıkarmıyor. Peki diyor. Jandarmalarını alıyor. Dönüyor geliyor. Müdahale etmiyor yani. Müdahale etmiyor. Buradan yalnız alaya telefon ediyor. Diyor ki böyle böyle. Alay komutanı da o kadar rütbe olarak asker olan subay varken bu asteğmen Mustafa Fehmi al diyor şu manga askeri diyor, hele git bak diyor orada ne var. Aldığı manga askeri de normal kurşun yok kendilerine, tatbikat kurşunları, balistik yani bugün kuru dediğimiz sıkı. Şey, kuru sıkı şeyler. Kendisi de hiç silah almıyor. Bir de o alay komutanı bu tavrını da sağ kesim şey ediyor. Haberi var diyor işte. Provokasyon diyorlar. Niye yanına şeyleri almıyorlar, bilmem şey yapmıyorlar? Geliyor Kubilay. Bir de şey de var hocam, yani sözünü unutma da Astemen'e gelene kadar Üsteğmen var, ne bileyim. Tabii işte yani neden bir asker şeyini değil de Astemen'i? Bu da var burada. Astemen'in özelliği şu, öğretmen kendisi. Astemen'de. O kadar Türkçü milliyetçi bir şey var ki. Adı Mustafa Fehmi. Bir de Koblay diye kendisine bir isim de takmış. Sonradan bu Kubilay diye şey edildi, yazıldı. Ve bu yanına verilen askerin mermisi yok.
Mehdi Mehmet'in iddialarının başında da şu var. Bize kurşun işlemez, biz Mehdi'yiz çünkü. Şimdi geliyorlar oraya. 26 asker var yanında. 26 askeri de şeyde bırakıyor, böyle uzakta, siz burada durun diyor. Kendisi gidiyor. Nedir lan bu diyor. Heyecanlı bir genç. 20'li yaşlarda Kubilay. Bunun yakasına yapış. Yakasına yapışıyordu. O tüfek elinde olan kimisi diyor bizatihi bu Esrarkeş Mehmet vurdu. Kimisi de diyor o adamlarından biri sıktı. Genelde şeyler bunu ayağına sıktı diye yazıyorlar onun bunun yazdıkları. Ben mahkeme zabıtlarına baktım. Doktor raporu. Sağ koltuğunun altından girmiş kurşun. Ve arkadan çıkmış böyle büyükçe bir yer şey. Yani herkes tarihçiler de bunu düzeltsinler. Doktor raporu öyle. Bu silah patlayınca Kubilay yere düşüyor. Tabii bir panik başlıyor. 26 asker kaçıyorlar. Bak. Karşı tarafın iddiaları bunların üzerine bina ediliyor. Ulan süngüyle de olsa bunları parçalarlar. Ellerinde bir tek silah var çünkü. Böyle kırıyorlar. Fişeyi koyuyorlar, tekrar kapatıyorlar, ondan sonra şey ediyorlar. Süngüyle 20 tane, 26 tane asker bunları bir anda parça parça eder. Tabii asker kaçıyor, Kubilay da vuruldu, o da yaralı halde kaçıyor. Hükümet karakola, binası var orada. Karakola mı? Karakola gidiyor. Bak karakola gidiyor, kapıyı vuruyor, kapı açılmıyor. Acaba kapatıp gittiler mi karakolu? Niye kapatıp gitsinler? Bunu da sağ taraf diyor bu işte bir iş var. Oradan hükümet konağına yöneliyor. O da olmayınca karşı tarafta yaralı halde bir cami var. O caminin Gazez Camisi. Menemen'de. O caminin bahçesine atıyor kendisi. O arada bunlar olurken iki tane bekçi geliyor şeye. Bu iki tane bekçi. Meydana mı geliyor camiye mi? Meydana meydana. Bu ikisi de orada şehit ediliyor gelince. Takbirini düşürüyor. Takbirini o tüfekle düşürüyorlar. Birisinin adı Hasan, birisinin adı Şevki. Mahkeme zabıtlarında da var. Bunun üzerine asker geldi. Tabii o arada bunlar olurken haber verildi şeye. O asker de 26 kişi de kaçtı gitti. Oradan silahlı askerler geldiler. Hemen tak tak tak. Nerede toparlayacağınızı karar verin. Tamam burada toparlıyorum. İkinci yarıya devam edeceğiz. Üç tane Mehmet. Esrarkeş Mehdi Mehmet denen o geberdi. Sütçü Mehmet geberdi. Şam'dan Mehmet geberdi. Üçü öldü. Emrullah oğlu Mehmet kaldı. Bir de iki tane Hasan demiştik. Bunlar da tutuklandılar. Bundan sonrasını ikinci şeyde devam edelim. Tamam. Unutmayalım kaldığımız yer. Yok kaldığımız yer tamam. Tamam. Yani o Mehdi, konuda mutabıkız yani. Mehdi öldürüldü. Evet. Ama Kubilay da şeyde. Orayı söyleyelim ha. Dur ölmeden. İşte onu diyorum yani. Onu derim ölmeden. Bak ben orayı atladım. Yandan asker gelmeden bunun o yandaşlarından birisi yani bu Mehdi Mehmet dedikleri Esrarkeş Mehmet'in diyorlar ki bak o Asteğmen geldi o caminin bahçesinde. Bu hemen o adamlarından iki kişiyi yanına alıyor oraya geliyor. Elinde bağ bıçağı. Siz iki tane silahları var dediğim gibi. Bir tüfek, bir tane de bir bağ bıçağı. O bağ bıçağını alıyor, Kubilay'ı kesecek. Kubilay yapma diyor.
Ben de Müslümanım diyor. Fakat bu alçak, esrarkeş. Sen diyor çok gençsin, daha çocuksun diyor, korkuyordun, ben sana seni korkutmayacağım diyor. Buradan kesmiyor, ters çeviriyor, arkadan kesiyor boynunu. Ve o kafasını alıyor eline, bir de bir ip şey diyor, bayrak direğine geçiriyor o kafayı. Askerde kaçınca önce pıt 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 etmişler onlar ama sayıcı mermi değil. Görüyorsunuz diyor, bize top tüfek kar etmiyor. Biz Mehdi'yiz diyor. O sırada işte o iki tane bekçi geliyor, onlar öldürülüyorlar. Onlar da ne oluyor diye silahları falan yok ellerinde. Ve gel bir tek tüfekten biri bir tak tak ikisini de düşürüyorlar. Onun arkasından asker geldi alaydan. Bunları duydular tabii. O üç Mehmet'i öldürüldü. Diğer Mehmet Emin'den iki tane Hasan da yakalandılar. Esir alındılar. Evet. O arayı da tamamlamış olduk. Olay bu şekilde ikinci bölüme sonuçlandı. İkinci olay şeyinden devam edeceğiz. Evet. Profesör Doktor Mehmet Çelik'te Tozlu Sayfalar ikinci bölümde devam edecek. Bizden ayrılmayın. Sayfalar Profesör Doktor Mehmet Çelik'le ikinci bölümde de devam ediyor. Evet hocam, en son Kubilay'ı şehit edenler şehit edildi. Kubilay'ı şehit edenler öldürüldü. Evet. İki kişi kaldı. Üç kişi. İki tane Hasan, he. Bir tane de Mehmet Emin. Hı hı. Onlar da yakalandılar. Tabii şimdi burada görev kaymakamla valiye düşüyor. Bir olay oldu. Bunu Ankara'ya bildirmeleri lazım. O sırada Gazi Paşa Edirne'de. Hı. Haber alıyor, İstanbul'a dönüyor. Şehrin valisi Kazım Dirik. Buranın emniyeti, buranın kaymakamlığı olayı 5 tane esrarkeşin yaptığını ve 3 tane şehidimiz olduğunu, biri Asteğmen Kubilay, 2 tane bekçi, olaya el konulduğunu, onların 3 kişinin öldürüldüğünü, diğerlerinin tutuklandığını bir rapor halinde, halkın buna şeyi olmadığı hususunda bir rapor yazılıp gönderiliyor İstanbul'a, Gazi Paşa Ordu. Gazi Paşa'nın buna canı çok sıkılıyor. Bu rapordan tatmin olmadı. Hemen bir taziye mesajı yayınladı orduyla ilgili Kubilay üzerinden. Ve o mesajda irticai kalkışma, cumhuriyeti yıkma, bilmem ne ibarelerini alan ağır bir mesaj. Bu mesaj hem genelkurmaya meseleye nasıl bakılacağını, hem de hükümete, başbakanına meseleye nasıl bakılacağını şey etti. Bu taziye mesajı şeyiyle hemen bu hadisenin böyle olamayacağını deyip bir toplantı yaptı.
hemen Ankara'ya geldi. Bir de daha önce şeyde bir toplantı yaptı İstanbul'da. Sıkı yönetimi ilan ettirdi. Menemen, Manisa ve Balıkesir. Bu üç yerde sıkı yönetim, sıkı yönetim komutanı olarak 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay'ı tayin ettirdi. Ve meselenin divan-ı harpte görülmesini, öyle sulh ceza bilmem ne ceza falan sivil mahkemede değil, divan-ı harpte görülmesini. Askeri mahkeme. Askeri mahkeme. Bunun başına da Mustafa Muğlalı'yı atadı. Mustafa Muğlalı şu özelliğiyle bilinen bir adam. Aşırı derecede gaddar denilebilecek bir adam. Mesela Van'da görev yaparken bir kaçakçı müfrezesi yakalanıyor. O dönemde Anadolu, özellikle orası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, fabrika yok, yol yok, iş yok, şu yok, bu yok. Genelde kaçakçılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Güneydoğu Anadolu'da olanlar Suriye ve Irak'la. O yüzden daha sonra biz oraları mayınladık. Demokrat Parti zamanında o mayınlama oldu. Bunun çaresini de bölge halkı şöyle bulmuştu. Önce birkaç tane eşek salıyorlardı. Eşeklerin arkasından gidiyorlardı. Mayın varsa patlıyordu, eşek ölüyordu. Kendileri öyle gidiyorlardı. Biraz da profesyonelleşmişlerdi. Nereden gidecekler, ne edeceklerini. Ama o mayın tarlalarında Güneydoğu Anadolu'dan çok insan öldü, bacağını kaybetti, kolunu kaybetti. Bu şey vardı. Van, Doğu Bayezid, Ağrı, orası da Hakkari'nin bir kısmı, İran'dan kaçakçılık yaparlardı. Bu 33 tane kaçakçı yakalandı. Yakalandı. Mahkeme mallarına el koydu. Ondan sonra bölge halkı yani. Kaçakçılıkla getirdikleri şey nedir? Çaydı, şekerdi, tütündü. Yani temel ihtiyaçlar bir evin, bir ülkenin sanayisini, bütçesini zarara sokacak bir şey değildi bu. Nitekim daha 20 sene öncesine kadar Güneydoğu Anadolu şehirlerin hepsinde bir pazar yeri vardı. Kimine Japon pazarı denirdi, kimine bilmem Halep pazarı denirdi. Hep bu kaçak, genelde kaçak eşyalar şey edilirdi. Ben de oralardan çok şey aldım. Yani bir küçük televizyonu ilk defa oralardan aldım. Ne bileyim böyle fotoğraf makinesini oralardan aldım. Ucuzdu çünkü. Hükümet buraları çok da sıkı tutmazdı. Vatandaş onunla ekmeğini şey ediyor. Ekonomiye de bir zararı yok. Yani böyle çok açıktan bu işi yapmazlarsa şey edilmiyordu. Nitekim AK Parti döneminde 30 tane PKK'lı militan zannedilerek uçakla bombalandı ya, sonra kaçakçı oldukları anlaşıldı. Devlet özür diledi. Yani bilerek yapmadı. Şey olmadı. Onları şey zannediyordu. Devlet buna göz de yumuyordu. Bir kısmı bu işi halletmişlerdi. Ahlaki zaafı olan askerdir, polistir, o gümrük kapılarında falan geçin geçin. Onlar da yollarını buluyorlardı. İşin doğrusu buydu. Bu Van'da da bu 33 tane Vanlı, Muşlu veya işte o bölgenin insanları, yani Kürt kökenli insanlar bunlar, vatandaşlarımız. Mahkeme bunların mallarına el koydu, serbest bıraktı. Bu da orada garnizon komutanı, Mustafa Muğlalı. Mahkemenin kararına, hakime de artık ne yaptı o bilmiyorum onun orasını. Bu 33 kişiyi topladı. Tekrar.
bir dereye götürdü, kurşuna dizdi. CHP döneminde yargılayamadılar bunu. Hükümet arkasındaydı herhalde, şeyden geliyor. Demokrat Parti döneminde yargılandı ve hapse mahkum edildi 20 sene. Hapiste öldü, rütbeleri falan da söküldü. Vatandaşlardan da özür dilendi. Divan-ı Harbin başına da bu geldi. Divan-ı Harbin başına bu adam getirildi. Soyadı Muğlalı, kendisi de Muğlalı. Hala mesela Muğla'da bir caddeye, bir işhanına adı verilmiş durumda. CHP'li belediyeler. Sağ kesim bunu tenkit etti. Bu katil bu adam. Bu kadar masum insanın kanı var bunun elinde. Bunun adını vermeyin oralara, silin falan. CHP'li belediyeler silmediler. Ya mesela Ordu'da da Topal Osman ağa var. O da Ali Şükrü Bey, meclisin önemli milletvekillerinden birisi, Trabzonlu. Şeyi, mezarı şeydedir, Trabzon'dadır. Şeyden, mesela onu Topal Osman öldürdü. O da şeydi, yani bu Rum çeteleriyle falan epey mücadele etmiş, Ordu'da falan kahraman olarak kabul edilir. Ondan sonra Ali Şükrü'yü öldürünce, tabii meclis şimdi bir milletvekili hem de çok böyle önde olan, sahnenin önünde olan, aktif olan bir milletvekili şey olunca bu meclis de ayağa kalktı, şey etti. Topal Osman öldürtmüş, belli. Muhafız Alayı Komutanı Atatürk'ün Çankaya'da. O ortaya çıkınca, artık herkesin dilinde olunca Atatürk bunu susturun dedi. Asker gitti üzerine, askerle çatıştı ama öldürüldü. Ki bunu duyduğunda köşkü basmaya karar verdi Topal Osman Ağa adamlarıyla. Oradan, yani bunu tahmin etmiyordu Atatürk şey edeceğini, kendisini korumayacağını. Yani Topal Osman'ın iddiası, kendisi bana öldürttü, şimdi ben öldürtmeye çalışıyor. Köşkü basmaya gelirken haber alındı. Mustafa Kemal için, yani bu yazıyor, bu ayıp bir şey de değil. Birkaç hanım var, kız kardeşi, hanımı falan, kendisi çarşaf giyerek köşkten kadın şeyinde çıkıp istasyona, oradaki ikamet yerine geldiği hususunda yazılan, çizilenler var. Bunun ben belgelerini görmedim ama o dönemde yaşayan insanların yazdıkları, çizdikleri bununla ilgili. Ama Topal Osman daha önce Rumlarla yaptığı mücadeleden dolayı Karadeniz'de, özellikle Ordu ve civarında şey edilir, kahraman olarak şey edilir. Ordu'da üniversite kurulurken Ordulular Topal Osman adını oraya vermeyi şey ettiler. Ben televizyonda bir program yaptım. Bir de gazetede yazı yazdım. Dedim bak, bu adam hakkında bu şaiyalar var. Yapmayın, bir üniversite adı verilmez. Ama orada heykelini dikebilirsiniz, sevebilirsiniz, müzede şey edebilirsiniz. Hatasıyla, sevabıyla bizim insanımız deyip bağınıza basabilirsiniz ama bir üniversite olmaz. Hatta ben YÖK'ü biraz da böyle ağır tehdit ettim. Dille. Bunun altından kalkamazsınız dedim. İsmini vermediler. Yani böyle şeyler de oluyor işin doğrusu. Evet. Şimdi Erkan Harp'e geçiyor. Ondan sonra sıkı yönetim ilan edildi. Fahrettin Paşa
sıkı yönetim komutanı oldum. Mustafa Muğlalı da Divani Harp Başkanı, mahkeme başkanı. Ondan sonra bu Divani Harp'teki şeyleri de tamamen askerlerden seçti. Yani içinde hakim yok. Divani Harp bunlar. Ve bunu Mustafa Kemal de o sırada Ankara'da toplantılar yapıyor. Başta başbakan olmak üzere İnönü. Meclis Başkanı Kazım Özalp o. Fahrettin Altay, Şükrü Kaya İçişleri Bakanı. Ondan sonra Milli Savunma Bakanı Zekai Apaydın. Bunlarla toplantılar yaptı. Sıkı yönetim buradan karar verdirdi. Ondan sonra 13 Ocak'ta Divani Harp çalışmaya başladı. Divani Harp'ın özelliği şu. Müdafaa istenmiyor. Öyle uzun uzun. Avukat mavukat kabul edilmiyor. 13 Ocak'ta başladı. 24 Ocak'ta bitti. 10-11 gün gibi bir süre. Ve burada yargılanan kişi sayısı 606 kişi tüm Türkiye'den o arada toplandı. Mesela Elazığ'dan da bir Nakşi şeyhleri toplandılar. Hmm. Daha açık bir ifadeyle söyleyeyim. Ondan sonra bunlar içinden 105 kişi suçlu bulundu. 37'si bunların idam edildi. 41 tanesi de çeşitli cezalara çarptırıldı. Bu 37 kişiye idam şeyi, 2 kişinin idamı hapse çevrildi. Bu bir türlü de anlaşılmadı. Niye yani? Hani suçsa onlarınki de suçtu. Diğerlerinden pek farkları falan yoktu. 24 Şubat'ta bunlar bittikten sonra bu sefer İdamların şeyine geldi. 3 Şubat'ta bu idamlar gece saat sabaha doğru Menemen'de icra edildi. 3 Şubat günü. Mesela bunların içerisinde idam şeyleri yani kimsenin savunmasına falan bakılmadı. Şey edilmedi. Bunlardan Joseph isminde bir Yahudi vardı. Yani bu mahkemenin nasıl olduğu hususunda izleyicilere bir fikir vermesi açısından. Bu zaten 6 kişiydiler. 3'ü öldürüldü orada. İkisi kalan tutuklandı, diğer yakalandı. 3 kişi. Bu 106 kişi. Bunlar nereden yani? Bunların ne şeyi var? Bunlar da orada konuşma yaparken alkışladınız denildi. Bunlar bir kısmı dediler ki korkumuzdan alkışladık. Yani böyle ettik. Ama gönlümüz o şeyden değildi. Niye geldiniz? Korkumuzdan geldik. Biraz da merakımızdan geldik. Ama biz hiçbir zaman devlete, rejime, cumhuriyete karşı bir şeyimiz yok. Dinlenilmedi. Bunlardan birisi de Joseph. Bunun bir bakkal dükkanı var. Bu Kubilay'ın kafası kesildikten sonra bir ipten bayrak direğini oraya asılacak. Ondan sonra bir ip bulun dediler. Bunun adamlarından birisi de gitti. Orada işte bu tür şeyler saçan. Bunlara ne diyorlar? Nalburcu mu diyorlar? Nalbur, hırdavat. Kırdavat. Falan. İp var mı var diyor. Gösteriyor. Ver diyor 2 metre bundan. O da 2 metre kesip veriyor. Parasını alıyor. Ondan sonra bu da hani bu
suçlamalar olur ya, yardım yataklık etmekten, bu da yardım yataklık etmekten şey ediyor. Mahkemede diyor ki, efendim diyor, hani suçlama şu hepsinin, cumhuriyeti yıkmak, şeriat getirmek, halifeliği tekrar ihdas etmek. Bununla suçlanıyorlar. Şimdi diyor ki, ben Yahudiyim diyor. Hilafetle ne işim olur? Benim diyor Müslümanlıkla ne işim var diyor. Vallahi billahi diyor, ben Yahudiyim diyor. Bak herkes tanıyor, sorun diyor. Muğlalı diyor ki, aha bak diyor, sen gizli Müslümansın, vallahi dedin diyor. Sen gizli Müslümansın diyor. Onu da idam ettiler. Yani niye ip verdin diye. Adam diyor ki, dükkana müşteri geldi. Ben niçin kullanacağını da bilmem diyor. Bilmiyordum. Bana şu ipten 2 metre ver dedi. Paramı aldım, verdim. Her gün benim şeyime müşteri geliyor. Ben müşterilerin kimliğini mi soracağım? Dinini mi soracağım? Milliyetini mi soracağım? Da nerede kullanacağını mı soracağım? Nerede kullanacağımı? Bırak bu palavraları, sen gitsin Müslümanın şeriatçısın diye. Mustafa Muğla'nın özelliği bunlar. Bunu da idam ettiler. Bak Manisa'da idam edilenlerin bir kısmını söyleyeyim. Yani fazla da vakit almasın. Nasıl? Manisa'da mı, Menemen'de mi? Ya esas çoğunluğu Manisa'dan idam edildiler. Ama Menemen'de. Tabii Menemen'de idam edildiler. Şimdi buraya gelmişler ya, tabii kahvede konuşma yapmış. Birisi evinde yemek yedirmiş. Neşehir'de tur atmışlar. Bu bilgileri de kimden aldılar? O kaçan Ramazan'dan aradılar. Bozulan köyünde bunlara katılmıştı. Bir de bu iki Hasan'dan, Nalıncı Hasan'la C'den bu itirafları var. Mahkeme metinlerinde okudum ben hepsini. Onlar söylüyorlar. Ya tabii onlar en baştan beri anlattı. Biz şuraya anlattılar gittik. Tabii onlar beraberdirler şunu orada. Yaptık, kimden Manisa'da temas kurdular? Mesela birisinden tütün almışlar. Adamlar cigara içiyor. O zaman şey tütün yok bile, paket tabii, sigara yok. Zararlı, sarma tütün var. Sigara. O tütüncüyü de astılar. Tamam mı? Niye tütün? Ya ben ne bileyim bunların? Yani ne olduğunu. Ne olduğunu yani, adam geldi. Yani şimdi mesela fırıncılık yaptığınızı düşünün. Ya parayı veren ekmek veriyordun. Kimseye sormuyordun. Şu partili misin? Bu ırktan mısın? Bu dinden misin? Bilmem ne. Yani biraz da böyle gözdağı vermek. En şeyinden. O sırada da bu hadiseler görünürken onun meclis sabıtlarında o yok. Mustafa Kemal Paşa bölgeye geliyor. Denizli, Aydın buralarda geziyor. Mahkemeye şey veriliyor, yani görüntü veriliyor. Çeşmeye de kalıyor orada falan. Mahkemenin neticesini görüyor. Peki şimdi, unutmadan sorayım. Hani hepimizin bildiği böyle işte bu Menemen'de Kubilay olayından sonra Atatürk'ün Menemen'i haritadan silin dediği doğru mu? Böyle bir şey var mı? Evet. Yani, yani belgeli mi yoksa kulaktan dolma mı? Şöyle bunlar? Yani bir öfkesi oldu. Öfkesi oldu oraya. Şimdi bak. Ceza alanların listeleri meclis sabıtlarından çıkardım. Manisa'dan. Paşa köyünden Kahya Ahmetoğlu İsmail. İdam. Manisa'dan Mutaf Süleyman. İdam. Manisa'dan Manifaturacı Osman idam. Manisa'dan Hafız Cemal. İdamları okuyayım sadece. Manisa'da Tabur İmamı İlyas Hoca. Manisa'da Ali Paşazade Ragıp Bey. Manisa'da Şeyh Hafız Ahmet. Manisa'da Giritli İbrahimoğlu İsmail. Bundan sonra Menemen başlıyor. Menemen'den Bozalan, bunlar şeyde şey edilenler, idam edilenler. Bozalan'dan Koca Mustafa. Bozalan'dan Hacı İsmail, onlar bir şey vermişlerdi ya, bir hafta şey etmişlerdi. Bozalan'dan Göreceli Abdülkerim, Cumay Balalı Ramiz, bunlar Menemen'den. Çıtaklı
Molla Süleyman, Yahyaoğlu Hüseyin, Çingene Mehmetoğlu Ali, Haymoğlu Joseph, işte o Yahudi dediğim adam Menemen'den, Şımbıllı Ali Osmanoğlu Mehmet, Arnavut Yusufoğlu Kamil, Kerimoğlu İbrahim, Selimoğlu Boşnak Abbas, Alaşehir'den Şeyh Ahmet Muhtar, Esad'ın oğlu Mehmet Ali, Manisa Hastane İmamlığı'na müteakit Laz İbrahim Hoca, en fazla da bunun üzerinde durdular. Emrullah oğlu Mehmet, işte o onlara katılandı o. Nalıncı Hasan, bunlar itirafçı oldular ya, idam verildi. Sonra 24 sene hapse çevrildi. Hem Küçük Hasan'a hem o Ramazan'a. İki Hasan'dan Ramazan'a. Bu Ramazan 20 yaşında. Büyük Hasan 20 yaşında, Küçük Hasan 17 aslında yaşında. Aslında bunlara hapis cezası verilmiş. Ama idamdı. İdamdı, hapse niye çevrildi? İtirafçı oldular bunlar. İtirafçı oldular. Ha, bu bilgileri onlar verdi. Yani Manisa'da kimler bunlara destek verdiler. Ondan sonra bir de Menemen'den Harputlu Ömeroğlu Mehmet. Bu da 24 seneye çevrildi. Elazığlı bu. İzmir'den Laz Mehmet Ali Hoca. Bu da idamdı. 65 yaşını da geçtiği için hapse çevrildi. Bir de esas bunların başında Erbilli Şeyh Esat Efendi idama mahkum edildi. Sonra 24 seneye çevrildi. Yaşı zaten büyüktü. Bu İstanbul'dan getirildi. Bu şey ona telgraf çekmiş. Bu Mehdi Mehmet. Esrar Keş Mehmet daha doğrusu. O telgraflar falan da bulundu. 80 yaşını aşkındı, hastaydı. Belki meşhur bir Nakşi Şeyhiydi. Getirildi ama idam verildi fakat yaşlı olduğu için şey edilmedi. Hastaydı, hastaneye kaldırıldı. Hastanede vefat etti. Karşı taraf, sağ kesim öldürüldü diyorlar hastanede. Bu Erbilli Şeyh Esad Efendi kimin dedesi biliyor musun? Mehmet Ali Erbil'in. Şu meşhur ya Erbilli olunca akla o soyad oradan şey ediliyor. Mehmet Ali bunun torunudur. Böyle bir şeyh ailesinden geliyor. Şey ediliyor. Erbilli çok meşhurdu. Türkiye'de çok sayıda müridi de vardı. Onların ve Divan-ı Harp Mahkemesi Başkanı Mustafa Muğlalı bu kararnameden 3 gün sonra beraat eden sanıklara kendi aleyhinde en ufak bir hareket göstermek isteyenlere karşı hükümetin şiddetle hareket edeceğini ve suçların kanun pençesine çarpacağını söyledikten sonra hepsinin memlekete hayırlı olmasını ve nur yolunu takip etmelerini tavsiye etmiştir. Cumhuriyet Gazetesi'nin 29 Kanun-u Sani 1931 tarihli nüshasında bu demeci yer aldı. Yani aleyhimde bir şey söylemeyin, şu etmeyin, bu etmeyin. Bunlar geldi mecliste iki kişi hariç bu idamlar. Ondan sonra diğerleri şey edildi, bırakıldı. Buranın bütün kaynaklarını da Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yayınlardan bu bilgiler derc edildi. Ondan sonra yani hepsi resmi belgelere dayalı şey. Kubilay evliydi. Askere geldiği zaman bir de bir çocuğu vardı. Her sene anma törenleri yapılır. Askeriye ve böyle kendisini Cumhuriyet taraftarı, laik, batıcı, sosyal demokrat, CHP'li falan vesaire yani sakinlerin karşısına yer alanlar kurumsal yapılarıyla, dernekleri mesela işte bilmem neyle millete böyle el sallayarak irticanın boyun nasıl dün ezdik gene ezeriz
işte cumhuriyeti kimseye kurban etmeyiz, şudur budur. Bunlar hep Kubilay anıtı önünden yapılırdı. Bunlar yapılırdı ama Kubilay'ın bir hanımı vardı, bir oğlu vardı. Hiç kimse bunlara bakmadı. O meşhur Çanakkale'li onbaşı Seyit, hamallık yaparak öldü bu memlekette. Ama bütün törenlerde adı saygıyla anılır, bilmem şu edilir, bu edilir. Kubilay'ın oğlu aç kesiyordu. Ödemiş de, yerini de söylüyorum. Gidin belgelere bakın. En son bir belediye başkanı... Şu anda eşi ve oğlu yaşıyor mu? Hayır. Yaşamıyor. Bir belediye başkanı, demek vicdanı, artık kim söyledi, kendinden mi oldu, kim söylediyse Allah razı olsun. Belediye başkanından Allah razı olsun. Tuttu oğlunu ama büyümüş de aç geziyordu, yani işsiz geziyordu, şey diyordu. Kubilay'ın çiftçi değildi, tabelası bir öğretmendi yani, oraya şey edilmişti. Belediyeye zabıta yaptı. Oradan ekmeğini kazandı, yedi. Ama hiçbir törende de oğlunu davet etmediler. Hiç yüzüne de kimse bakmadı. O Ödemişli belediye başkanını tebrik ediyorum. Şey ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bu olaya katılan, gerek Manisa'dan, gerek Menemen'den, saflığından idam cezasına çarptırıldılar. Ama şimdi biz öyle bir milletiz ki kepçe iş makinesi çalışırken onu bile seyrediyoruz yani. Yaşayanlara işte söylüyorum. Bakarlar. Böyle sahtekarlara inanmayın. Kaç tane Mehdi var Türkiye'de ya? Ya yapmayın, etmeyin. Elinizde Kur'an var. Elinizde bilim adamları var. Din üzerinden dünyalık gödenler sizi zaman zaman 1400 yıllık İslam tarihinde binlerce Mehdi çıktı ya. Binlerce. Doğru. Ama hala da böyle bir... Ya Adnan Hoca dedikleri adam neydi soyadı onun? Hoca... Oktar. Adnan Oktar. Mehdi'yim diyordu. Türkiye'de kimsenin sesi çıkmıyordu ya. Aman ben kötü olmayayım. Ya sen devletsin ya. Tut boğazını, sık bunun ya. Koca bir diyanetim var, diyaneti akşama kadar haşlıyorlar, ilahiyat fakültelerini haşlıyorlar bunlar. Ve Mehdi, sen inanmıyor musun? Kafirsin sen diyordun. Ulan nerede var bunun delili? Kur'an ayetlerini çarpıtarak, bilmem ne ederek. İşte yani bu zihniyetler olduğu sürece... Hani Suriye işgal edildiğinde Fransızlar tarafından... Her sene o dört minaresi var. Şam Ümeyye Camii'nin oranın en büyük camisi. O minarelerin bir tanesinin adı Hazreti İsa Minaresi'dir. Perşembe günü ikindiden sonra bir beyaz at eğerlenirdi en güzel eğerlerle. O minarenin kapısına bağlanırdı. Mehdi'nin bir cuma gecesi sabah namazına doğru inanacağına inanılır. Ve o atın da orada hazır. O minarenin üzerinden inecek ya, atı hazır hemen. Yahu senelerce o gelenek orada yaşadı. Fransızlar işgal ettiğinde kaldırın lan bunu dediler. Onlar kaldırdı. Yahu arkadaş... Sen dünyanı zaten berbat etmişsin. İslam dünyasında boğazından helal lokma geçen bir tane adam var mı? Yalansa İslam dünyasında var. Sahtekarlıksa İslam dünyasında var. Rüşvetse İslam dünyasında var. Adam kayırmacılıksa İslam. Her türlü pislik Avrupa'yla, git Avrupa'da bir yere rüşvet verebilir misin? Git bir yolsuzluk bulabilir misin? Git bilmem yalan söylemesini bilmiyor Avrupalı ya. Bizde helal lokma. Boğazından geçen adam kalmadı İslam coğrafyasında.
Dünyanın işini böyle götürdün, o tarafta da Mehdi gelecek seni kurtaracak. Amel defterin, amel defterin. Allah'ın kitabı orada, o kitap sizi yargılayacak yarın öbür gün. O kitap sizi yargılayacak. Onun için İslam dünyasında bu Mehdilik hareketleri çok var. Öyle az buz değil. Emeviler Abbasileri yıkarken, Abbasiler Emevileri yıkarken kim yıktı Emevileri? Horasani. Kalkıyor, geliyor. O sırada kim nereden geliyor hocam? Birazcık şey yapın. Orta Asya'da. Gitmiş oradan şey ediliyor. Cami kürsülerinde vaizler şu internetten Horasani'nin o şeyine bak ya, adını unuttum. Her gün anlattığım bir şey, 40 senedir anlattığım şey. Eba Müslimi Horasani, Eba Müslim ya. Hı. Filmlerini falan da yaptık, şey ettik. Kafam o yanı bu yanı gidip geliyor. Cami kürsülerinde o gitmiş oradan asker topluyor. Cami kürsülerinde Mehdi anlatılıyor. Evet, belirtiler başladı. Mehdi ha bugün ha yarın gelecek. Siyah bir sarık sarmış olacak. Siyah bir cübbe giymiş olacak. Beyaz atın üzerinde olacak. Yüzünden tanınacak. Buna hadis diyorlar. Ve güya Hazreti Peygamber buyuruyor ki, kim ki ulaşırsa ona, ona katılsın. Halk desteğini Abbasiler alamıyorlardı. Cami kürsülerinden bunları anlata anlata anlata, ulan bir baktılar Eba Müslim o bir askerle geliyor, siyah şeyler giymiş, ağaçta bu dediler. Ulema dedi, bu dedi devrin sahtekar alimleri. Aha bu dediler, aha millet arkalarına toplandı, Emeviler öyle yıkıldı halk ayaklanmasıyla. İyi de hocam yani... Vatan, şimdi halk buna inanıyor ya. Arkadaş ya, bir inanıyor. Tane değil, iki tane değil. İnanıyor. Yani, şimdi bu konuşmadan sonra, şu konuşmadan ya, sonra bak bütün Türkiye'de binlerce adam benim aleyhime kafir oldu, Mehdi inkar ediyor diye tweetler atacaklar. Bak görüyordun sen. Kendi kendime hep de ateşe atıyorum ama ben Allah'ın dinini doğru olarak söylemek mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Bakın bu tür şeyler her zaman çıkar. Ya kimse kalkıp demedi bile şeye. Ya hocam, Adnan Hoca. Tabii çıkar. Şimdi kendi kendisi. Ya bu kardeşim bak bu devlet. Senin bu devlet, niyetin kötüyse. Bu devlet. Vatandaş da bunu yiyorsa. Bu din hürriyeti değil. Bu devlet benim nasıl canımı malımı koruyorsa benim neslimi de çoluk çocuğumu da dini inancını da korumalı. Diyanetten çıt çıkmıyor bir sefer. Niye? Üç tane cemaat gidiyor. Bunu al görevden diyorlar, aldırıyorlar. Etkileri var, oyları var. Siyasetçi bu oy yüzünden bunlara teslim olmuş durumda. Ya Türkiye'de bak gidin her şehirde en az 10 tane Mehdi var. Elazığ'da kaç tane hadiseye şahit oldum. İzzet Paşa'nın camisinin önünde 2 tane Mehdi geziyordu Elazığ'da. Deliler bunlar ha. Şizofrenler ama Mehdi'yim diyor. Bir tanesi satırı koymuş beline. İkindi namazı vakti Elazığ'ın en büyük camisi olan İzzet Paşa camisine gel, imamın arkasında görünüyor. İmam secdeye giderken şeyle vurdu omuzuna, az daha ölüyordu yani, kelle gitmedi de. Zor kurtardılar. Deccal dedi buna. Geçen gün bir yurtta 18 yaşında bir üniversite öğrencisini yurdun aşçısı Deccal diye öldürmedi mi? Ya bir hafta önce oldu bu hadise ya. Bir hafta önce oldu. Bir sürü şizofren insanlar bu tür şeyleri şey ediyorlar. Ya kardeşim yapmayın, etmeyin. Allah'ın kitabı elinizde, Kur'an okuyun ya. Kur'an okuyun. Ya şu ilahiyat fakültesinin aklı başında bilgisine güvenilen profesörlerini televizyonlara çıkarın Allah aşkına ya. Hiçbir tanesini çıkarmıyorlar. Ramazan'da bile çıkarmıyorlar. İş böyle bir şeye gitti Ramazan'da Türkiye'de. Ramazan'da kadrolar var hocam. Onlar çıkıyor. Onlar belli isimler. Allah bir daha böyle felaketleri ülkemize yaşatmasın.
Amin. Bakın. Biz Avrupa'yı tenkit ediyoruz. Avrupa'yı şey diyoruz. Avrupa'da hiç yalanın peşine takılmayın. Avrupa'da hukuk var. Hukuk devleti. Avrupa'da liyakat ve ehliyet var. Adam kayırma yok. Liyakatsız, ehliyetsiz adamlar yetki, mevki, makam, şu bu falan verilmiyor. Yalan söylemesini bilmiyor Avrupalı. Almanya'nın, Hollanda'nın bir kısmı da başlamış yalan söylemeye bizimkiler öğretti. Oraya işçi olarak gidenler bizimkiler öğretti. Adamlar yalan bilmiyor. Ve o Menemen'de bunu iç politika meselesi olmaktan çıkaralım. Allah orada sebepsiz yere masum olarak hayatını kaybedenler, başta Kubilay olmak üzere, Allah onlara rahmet eylesin. Efendime söyleyeyim, bilerek yanlış yapmayanlara Allah onlara da rahmet etsin. Ama bu işin şeyini fırsat bilerek haksız yere bunu problem olarak gösterip milleti ezmeye, bir masum insanları çeldirmede Allah da onların hesabını o tarafta verecektir. Benim buradaki tavsiyem, bizi dinleyenler dahil olmak üzere siyasi partilere de, hükümetlere de, kardeşim, iç politikada birbirinizle, birbirinizin düşmanı değilsiniz. Birbirinizin rakiplerisiniz. Yapacağınız icraatlarla birbirinize meydan okuyun. Tarihte kalmış olayları kaşıyarak milleti bölmeyin. Ayırmayın birbirine. Ya şu ülkeden laik dindar diye insanlar ayrıldı. Ya yapmayın bunu ya. Ya biz bu bir tek vatanımız var. Bu gemi batarsa hepimiz batacağız. Ya emin olun. Eğer bu ötekileştirme şeyi olmasa, ben bu toprağın sarhoşunu da seviyorum, köpeğini de seviyorum, kedisini de seviyorum, kuşunu da seviyorum. Ya bizim insanımız günahkar insandır. Dışlamam onu. Yani bu olmuş bitmiş, bundan ders almamız lazım. Üç tane sarhoşun, esrarkeşin peşine takıldı bu ülke. Buraya dikkat etmek lazım. Hayır hocam. Yeter. Ama inanıyorlar da yani. İnanıyorlar. Ben hala da inanan var yani. Hani o 1930 diyor. Sene 2021, ben 2020. Ben de inanmayın diyor. Yani yine inanıyorlar. Şimdi bak bir dil yani çevre. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani Kemal Sunal'ın filmleri hani çok manidardı, evet. Onlar. Yani çıkıp biraz ağzınız laf yapıyorsa git bir kahveye gidelim. Vallahi kıyafet kılık değiştirelim. Evet. Çıkın orada bir sandalyeye, bir tane konuşma yapın. Bak kaç kişi gelecek artık. Ya doğru söylüyor. Gelir mi gelir. Doğru. Ya bu millet inanıyor. Millet bunu kabul inanıyor. Etmek lazım. Biz de inanmayın yani, diyoruz. Bizim ya inanmayın de diyorsunuz o. Ama maalesef böyle bir şeyimiz var bizim yani. Maalesef olduğu için zaten olduğu söylüyoruz. Olduğu için. Ya bir de hep şimdi, ben bu sosyal medyada görüyorum. Bir de sosyal medyada. Bir de şey söylüyorlar ya. Öküzün altında buzağı arayanlar var. Şimdi bu lafların içerisinden birbirini cımbızla çekecekler. Hoca bakın, böyle dedi derler değil mi? Mehmet Hoca böyle dedi. Derler. Mehmet Hoca işte Mehdi'yi inkar etti. Mehmet Hoca buradaki Müslümanları suçladı. Bilmem Mehmet Hoca şöyle etti, Mehmet Hoca böyle etti. Şimdi ben sosyal medyaya... Beni tanıyan tanır. Münafık da söylediği de kalır. Ahiret günü sıratın başında ben bunlardan hesaplaşacağım. Hep şey diyorlar, böyle sosyal medyayı da gezerken görüyoruz. Güzel şeyler de var. Hani güzel derken... Elbette manidar, canım. Mesela diyor ki, ya diyor başımıza gelmeyen kalmadı. Yani İslam dünyasının ya da Türkiye'nin. Diyorlar ki işte Allah bizi sınıyor. Ya diyor arkadaş, Allah Fransa'yı niye sınamıyor? Allah İngiltere'yi niye sınamıyor? Allah Amerika'yı hak niye sınamıyor? Demiyor da. Ha niye sınamıyor? Hak ettik. Ya bir de böyle demiş. Evet. Doğru mu? Ya diğerinde hak ettik diyorsunuz yani. Evet. Hak ediyoruz. Cenab-ı Hak zalim değildir. Ne ekiyorsan onu biçiyor. Şimdi bak, Rahman sıfatı var onun dünya içinde. İki tane çiftçi düşün. Birisi Allah'ı inkar ediyor. Sabahtan akşama kadar da küfür ediyor ona. Birisi de akşamdan sabaha kadar namaz kılıyor. Gündüz de oruç tutuyor.
yan yana tarlaları. İkisi de diyelim ki buğday ekiyorlar. Cenab-ı Hak yağmur yağdırırken, olan bu kulum 24 saat bana ibadet ediyor, bunun tarlasına yağdırayım. Bu yarattığım namussuz da bana küfür ediyor, beni inkar ediyor, bana bilmem, dur bana da taş yağdırayım diyor mu? Demiyor. Ona da buğday ekmiş. Tam yağmur yağarsa her yere yağar. Hatta Müslüman tarlasında gereği şekilde tarımını yapmamış, onunki kötü oluyor, öbürünkü istenilen kıvamda, kaliteli, gerekli her şeyi yapmış, en iyi buğday ona, en iyi yağmur da ona veriyor. Allah adildir. Bütün kullar benimdir diyor. Şeytanı da ben yarattım diyor. Muhammed'i de ben yarattım diyor. Ben kainatın yaratıcısıyım ve tekim. Başka şeyi de yok. Onun için bir sıfatım da adalettir. Ben nasıl kulumun hakkını gasp edebilirim, adaletsizlik yapabilirim? Diyorlar ya, ahirette bunu yap geçersin, ben sana şefaat edeceğim, sen işte onu şöyle edeceksin. Rüşvet yeri mi lan, pazarlık yeri mi? Ulan şirk koşuyorsun, en büyük rüşvetçi Allah diyordun sen burada. Farkında mısın bunun dediğin? Kur'an'da çok net koymuş ölçü. Dünyada diyor, zerre miskal. Yani toplu innenin ucu kadar. Zerre o demek. İyilik yapan, hayır işleyen onun karşılığını görecek. Zerre miktarda kötülük yapan, o da onun karşılığını görecek. Öyle şu duayı oku, geç. Ulan torpilin bir günü oraya şimdi, bunu ilahi adalete. Ulan Allah'a hakaret ediyorsunuz, farkında mısınız? O ne diyor? Her gün okuyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. Bak, bu senin andın. Dünya malına tamah edersin, taparsın, unutursun. Ahiretini unutma, beni unutma diye 3-4 saatte dünya işiyle meşgul ol, gel diyor. Gel hatırlat, geç karşıma. Önünü ilikle. Ellerini de bağla. Andını oku. Fatiha ant demektir. Bu adam 50 senedir namaz kılıyor, ne söylediğini bilmiyor. Önce Cumhurbaşkanı karşısındasın, ona hitap ediyorsun. Sen de Allah'ın karşısındasın. Edeple önünü, ellerini bağla diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün kainatın, alemlerin yaratıcısı olan Allah'a hamd ederim. Sıfatları ne o Allah'ın? Onları söyle. Errahmanirrahim. O dünya için Rahman, yani herkese. Ahiret için de Rahim, merhamet sahibi sıfatları var. Malik yevmiddin. Ahiret, ebedi hayatın, o hesap gününün tek hakimi odur. Allah'ı anlattın. Fatiha bu. İlk cümleleri bu. Geçiyorsun. Bu sefer kendini söylüyorsun. İyyâke na'budu. Ancak ve ancak sana tapar, sana ibadet ederim. İyyâke na'budu. Ve iyyâke nesta'in. Ancak ve ancak senden yardım isterim. Bu da kulluğunu gösteriyor. Sen Cumhurbaşkanı'nın yanında bunu söylerken, ben senin bilmem böyle türkü söyleye söyleye söyleyebilir misin ya? Edepsiz. Öyle bir edeple söyleyeceksin ki, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kendini söyledin. Şimdi de dua ediyorsun kendine. İhdine sıratel müstakim. Beni doğru yola, senin hak yol olarak Kur'an'ında, dininde tarif ettiğin
Peygamber Muhammed'inle gösterdiğin yola sevk et beni. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine sıratel, yani hidayet sıratı yoluna. İhdine sıratel müstakim, doğru olan. Ve bu yolu açıyor biraz. O yol nedir? Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Dünya ve ahiret nimetleri verdiğin, razı olduğun kulların, onların yoluna beni sevk et. Gayril meğdubi aleyhim veleddalin. Gazaplandığın, dalalete sürüklenenlerin yoluna beni sevk etme ya Rabbi. Bunu her rekatta istiyor. Günde 5 sefer istiyor. Bu andındır, andın. Adam 70 yaşında. Ya hocam diyor, 15 yaşından beri namaz kılıyorum. Hiç üzerimde şeyim yok diyor. Kaza namazım yok. Fakat bir vesvesem var, hele bunu sana sorayım. Bunu. Nedir? Ya diyor, rüküye gidiyorum böyle. Acaba belimi tam düz yapıyor muyum diyor. Hep namazda bundan uğraşıyorum. Oturuyorum, ayağımı böyle kıracağım diyor. Acaba yapabiliyor muyum? Ulan ne yapıyordun sen? Spor mu yapıyorsun? Orada bedenini unut, unut. İbadeti şekle düşürmüştün. Okuduğunu anlamıyordun. Spor yapıp kalkıyordun. Böyle namaz olmaz. Ve bu namaz, Kur'an diyor ki namaz kılın. Gerekçesini söylüyor. Sizi bütün kötülüklerden alıkor. Adam namaz kılıyor, yalan söylüyor. Haram yiyor, rüşvet alıyor, şu ediyor, bu ediyor. Bu namaz niye buna faydalı? Namaz kılmıyor o. Gördüğü hareketleri yapıyor sadece. Okuduğunu bile anlamıyor. Bu andını şey ettikten sonra, şimdi böyle yetmez diyor. Egil karşımda. Ve beni tazim et. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. En büyük sensin. En büyük kudret sensin. Seni tazim ederim ya Rabbi diye böyle karşısında söylüyorsun. Sonra düzeliyorsun. O da yetmez diyor, o nefsini öldür, ayaklarıma kapan secdeye. Ve secdeye kapanıyorsun. Yüzünü toprağa sürüyorsun, yere sürüyorsun. Ayakların ucundasın. Sübhane Rabbiyel A'la. Yüceler yücesi, Rabbimi tesbih ederim. Ulan namaz böyle kılınır. Namazdan böyle tad alınır. Bu namaz seni fuhşiyattan, kötülüklerden, her türlü haramdan seni sakındırır. Senin kıldın. Tamam. Hocam sona geliyoruz, toparlayalım. Şimdi o nedenle, yani bugün İslam dünyasının durumu iç acıtıyor. Ne Kur'an'a uygun bir Müslümanlık var, ne peygamber ahlakına uygun bir Müslümanlık var. Geleneksel, örfi bir Müslümanlık. Babadan öyle, anadan öyle gördük, öyle doğduk. Ramazan'da oruç tutarız, kurbanda şey ederiz, çocuğumuzu sünnet eder. Oh ne güzel. Değil mi? Bu değil. O nedenle bugün vesilesiyle bütün şehitlerimize Sarıkamış, dün yürümeye başladılar oradan. 5 Ocağı kadar, haftaya inşallah onu Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün itibariyle o masum Kubilay'a da Allah mekanını cennet eylesin. Ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Haftaya inşallah Sarıkamış'ı konuşacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Profesör Doktor Mehmet Çelik'te bu haftada tozlu sayfaların sonuna geldik. Bir diğer programda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın efendim.